Selamünaleyküm değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben ablama geldim misafirliğe. Vallahi evde durdur iyice usandım, ne yapayım, hastayım, hasta geldim. Nasılsınız, inşallah iyisinizdir. Bizler de gördüğünüz gibi vallahi bir iyileşemedim ama gene de geldim. Ha bir değişiklik olsun, evde otur inan ki sıkıldım arkadaşlar. Biz çay hazırlayacağız. Kısa bir video olsun dedim yani yarın için. Ya ben göstereyim ben. Dur bak. Sen göstermiyorsun, korkma. Burada videoya gelecek hiç kimse yok. Şöyle göstereyim. Ablam yaptığı şeyler size. Çok güzel şeyler yapar o. Kocuk ucu yapmış vallahi. Yo, güzel yapar, ben bilirim onu. Çok güzel şeyler yapmış. Yumuşacık. Kız ütüye benim fırınım. Kızartır abi Asya. Çay hazırlıyor arkadaşlar. Bunlar önceden mi sardıydın? Dolaba mı koyduydun? Şöyle böreklerimizi kızartalım biz. Ben seviyorum bunu da bana dokanıyor ya. Onun adı ne? Tansiyon var ya bende. Bugün Esma da hastaladı arkadaşlar. Selda sabahleyin doktora götürdü. Serum taktılar. Rahatsızlanmış gece. Kalpte sorun var Esma'nın. Hızlı atıyor niyeyse. Doktora götürüyor, kalp yok ama demir eksikliği var diyor. Herhalde testlerden, sınavlardan sıkıntı yapmış kendine okulda. O yüzden rahatsızlanmış. Öğlene kadar bir serum yemiş işte. Ondan sonra Selda çıkartmış. Bir şey yemiyor ki iyice sapsarı sararmış. Ben onu hiç kızartmam ki Melisa kızartırsın evde böyle şeyleri. Melisa olsaydı kızardırdı. O Melisa da gelmedi evde. Sabah geleceğim dedi, gelmedi. Düpü diye ne? Burada konuşma yasaklığı var arkadaşlar. Bunlar tıp oynuyor. Güzel mi doğradın? Düpü'ye şey ne yapmış? Simiton. Benim şey de kuru diyor. Onun adı ne? Çiğ kadas oldu. Onun adı ne? Ama ben elimden döndürdüm bir. Şey. Çok ya. Acaba ya şey bu yeşili. Kapat ya dışarıda bu yeşili. Maydanoz bitti. Sen bak hele soğan, bahçeye soğan eksem artık olur mu ki? Ama tavuklar girerse yiyir kız. Elimden de düşürdüm böyle ya. Beceremez ki. Becerik yoktu bende. Yo vallahi iyi kızar diyorum. Düşüre kızarttım vallahi. Elimden düştü. Ne yapayım canım, Allah Allah. Olabilir. Şöyle böreklerimizi kızartalım. Çayımızla içelim. Valla evde oturunca sıkıldım. Her gün iş. Şimdi benim bu tatlılarla yiyemem de neyse. Vallahi güzel kızarttım kız. Dur bakayım. Bunlar ne zaman sardıydım? Dolmuş buzlukta. Güzelce sarmış bacım. Bacım gelsin de kızarsın gitsin diye. Öyle hiç acı. Yaktım vallahi, dur kendime göz yiyeceğim. Ben bu yan nerede şimdi bunu yaktım diye. Melisem olsaydı nasıl iyi kızardırdı Melisem. Şöyle. Zaten kendi sürekliyem ha. Şöyle. Esma'dan kan almışlar. Esma'nın kanı da temiz çıkmış, sevindim yani. Kanı temiz çıkmasaymışmış, hastaneye alacaklardı. Stres yapıyor kendine, dersleri sıkıntı yapıyor, her şeyi sıkıntı yapıyor, düşünüyor. Kızarttım da işte. Şurada bir tane daha koydur bana, sığacak mı? Şöyle mecmek köftesinde
soğanlarını doğramış. Atlacığım. Yüte ben bunu hiç beceremiyorum. Zaten neyi beceriyorum da. Ama ne var sanki. Ben görmedim. Nerede gördün? Evet. Bu da mercimek. Ne mercimek çorbası? Mercimek köftesi yapıyoruz. Perisan bunu çok güzel yapar. Dütüye tavanda nasıl iyiymiş. Sanki kaza geçirmiş gibi. Efendim. Onu ben yaktım şaheser. Unuttum ne yapayım. Şöyle mercimek köftemizi de yoğursun ablam da yiyelim çayla içelim. Biz onları ayırırız. Varife. Dütüye hani bir makarna pişir dedin ya bize kız. Kıymalı mıydı, sucuklu muydu? Kıymalıydı iyi. Daha arkadaşlar daha çay bardakları ortaya gelmeden ben makarnayı yedim ama nasıl lezzetli olmuşmuş. Ya da acılığıma denk geldi. Ben nasıl sevdiydim Allah'a onu. Onun tadı başkaydı. Çok güzel oluyor. Tadı güzel, ben tadına baktım. Aklını mı dedin? Rengi mi? Olsun. Şimdi toz biber atarsan acı olur iyice, biliyor musun? Zaten biz yiyecek. Kim yiyecek zaten? Vallahi kafamda bir ağrı yiyor. Buraya geldim. Gelirken de şeyi yuttum. Senin getirdiğin hap var ya, onu yuttum. Ama Nuri'm evde sıkıldım. Her gün iş. Murat hasta, ben hasta, çocuklar hasta. Hepimiz hasta. Ya Rabbim bize ne oldu? Vallahi öyle ara hastalığı varmış kız. Salgınmış. Ben yine onlardan sağlamım kız Zarife. Şöyle köftelerimizi de yapalım arkadaşlar. Tadına ben baktım. Tadı da çok güzel olmuş. Ablam yapar da kötü mü olur? Vallahi gerçek diyorum yani. Ya. Yo vallahi Murat almış gelmiş. Aksaray'dan 150 milyon. O gün Selda almış gelmiş. Doğrulara doğru da doğru konuşacaksın. Ben yapsam lezzetsiz olur çünkü ben biliyorum. Onları ben yapmadım Zarife. Boşa çabalama. Sen baksaydın. Börekleri bir ikisini yakmışsın arkadaşlar da Zarife onu diyor. Şunlardan belli diyor. Yani Zarife ne demek istedin? Beceriksiz mi demek istedin? Aa aşk olsun. Ya ben böyle pasta börek işlerinden uğraşmam. Ben hayvan hasıl yemek yaparım ama yalan söylemeyeyim. Köftelerimiz de hazır. Bir. Çay çorbayı değil mi? Bugünkü kameraman da zannetmedi. Melisa'ya getirmedim arkadaşlar. Gelmedi. Anne gelmem ben. Bitmem sen git dedi. El temizliyor da hiç durmadan el temizler. Kanepelerin örtülen içiyi yıkamışmış, onları hilleştirmiş. 3 tane kaldı içiyi de. Ondan sonra kanepeleri çekmiş, altını üstünü süpürüyordu benim geldiğimde. Ben de bir mercimek çorbası koydum arkadaşlar sobanın üzerine gelirken. Ondan sonra bir de sulaç yaptım Melisa'ya. Fırına patates attım, babam bunlar yesin dedim. Ne diyeyim? Benim yıkayıp dur. 3 tane kaldı. Dütüye de nasıl iyiymiş. Açtı mıydın? Olsun. Kız sen sarımsağımız yeşil fasulye pişirmiş. Dilimizde de yeşil fasulyemiz var. Sen o bildiğini ben hemen pişirdim. Aslında bir canım istedi. Şeyde kanalın birinde bir kadın şey pişirmiş. Yeşil fasulye pişirmiş. Akşam nasıl canım istedi vallahi bacım. Şöyle sarımsağımızda yoğurt sarımsak yapıyoruz. Sarımsak seviyorum ya, kokar. Sarımsak kokmamak için hepimizin yemesi gerekiyor evde. Şöyle. Sarımsak da hazır. Küçücük şuradan. Ne kadar çok aktı.
Buna bir de tuz dökelim. Tuz neredeymiş? Nereye? Bataklarını çıkartalım. Tamam, başka bir şey var mı? Ya ben bu bardaklarla çay içmeyi sevmiyorum ki. Tek bardak kullanacağım. Ben normal bardak olacak benim. Çok ufak bardaklar var ya, o yüzden onunla. Aynı bu düt kezban bacım gibi. Bak hele. Şişko. Yeter ya, çaltı. Bunu da atlar mı diye? Şu başka bir şey ya. Makinenin bir şeyi var, avantajlığı var. Bardakları yıkaması çok hoşuma gidiyor. Önemli şey bu işte, bardaklar. Burada başka tabla yok yavrum. Benim gormum ne? Tövbe yarabbim. Kaşıklarımız neredeymiş? Kaşık bölümüne şükürüm. Bilmiyorum, dur şurada herhalde. Buna da kaşık. Abo nasıl tütüyor. Sıcak sıcacık, bakın hele. Buyurun arkadaşlar, yeşil fasulye yiyelim. Üzerine de sarımsaklı yoğurt yaptım. Ben içine tuz atmadım ama daha. Nasıl tütüyor, bak hele. Bu sene fasulyem olmadı ki. Bahçemde bu sene ne domatesim oldu, ne fasulyem oldu. Benim kapının önünde zaten olmuyor fasulye. Fasulyelerimizi de koyduk. Bu da irmik tatlımız. Bugün dokturmuş bacım, yine dokturmuş. Şunları ne yapacağım? Halacığım, gör gör gör. Buradan İstanbul'daki teyzeme, teyzemin kızlarına selamlarımı gönderiyorum. Aynur ablama, Gülnaz ablama, Tülüne. Hadi yapsın hadi. Göstermiyorum ben. Arkadaşlar bunların eşleri kızıyor. Kızdığından girmeye yollar. Ben de yalnız başıma çekiyorum, ne örüyorum. Bir Zarifeciğim giriyor. Fasulyeden daha duman çıkıyor, şuna bak. Bu da ne güzel çıktı. Abo, bu da kalp var. Şöyle göstereyim. Görüyor musun be? Onun altında kalp var. Ne güzelmiş. Bacım sen de romantiksin. Zalife bardaklarımızı içeriye götürüyor. Yok, çıkıyor. Buna da yeşil fasulyelerin üzerine sarımsaklı yoğurt döktük arkadaşlar. Bunda, bu da tatlılarımız. Hele göstereyim size hazırladığımız şeyleri. Hazırladıklarımızı şöyle göstereyim size arkadaşlar. Sofranın başında kimse yok. Kendi başıma çekiyorum. Şöyle göstereyim. Bir çayımızı içelim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Lütfen nereye gitti kız? Arkadaşlar biz çayımızı içtik. Lütfiye bacımın ördüğü yelekleri de göstereyim size. O kadar çok güzel örler ki, bakın sanki satı yeleği gibi. Kendisi örüyor. Ötekileri de gösterelim. Onlar da çok güzel. Ellerine sağlık. Ay, o da nasıl güzel olmuş. Vallahi şuna bak. Vallahi nasıl güzel örmüş. Ay. Aynı makine örgüsü gibi. Nasıl güzel. Nasıl güzel örmüşsün. Bak hele be. Onu da koy. Ay. O da güzel olmuş. Bunlar ne zaman örmüş kız? O da küçücük kibarmış. Bak hele. O da nasıl güzelmiş. O da şapka da güzel olmuş. Hepsi güzel olmuş. Bir daha getirdi bak.
Bacım makine misin? Nesi mübarek? Şuna da patikleri. Arkadaşlar ördürmek isteyen varsa bize benden ulaşabilirsiniz yani. Çok güzel şeyler örüyor. Şöyle göstereyim size. Kendi söylediğinden gerçek yani elemeyi. Çok güzelmiş vallahi. Şu pembe de nasıl yormuş bacım, nasıl yormuş. Vallahi bak. Makine de senin gibi öremez. Ay. Nasıl da hoş olmuş. Mavi de nasıl güzel olmuş. Öte bir tane de bana mı ördün yilek? Ördün değil mi? Ellerine sağlık. Güle güle giydirsin. Kim ördüysen. Kahve içecek mi? Kahveleri de ben pişireceğim. Kendileri çıkmıyor ya, ben böyle göstereyim size arkadaşlar. Aslında çok çıkmak istiyorlar da işte olmuyor, çıkmıyorlar. Güzel olmuş, ellerine sağlık. Kahveyi ben pişireceğim, Zarife ben pişireyim dedi. Zarife niye yüzünü göstermiyor? Zarife de ablamın, en büyük ablamın kızı olur. Bir tane kızı var zaten. Geçen ben burada kahve pişirdiğimde taşırdım kahveyi. Şöyle göstereyim ben. Yemeğimizi, aman çayımızı içtik. Ne diyeyim kız? Sıra kahvelerde. Vallahi gülüyorum ya, güldüğüme bakma. Vallahi suratımın bir tarafı da şişti işte. Zarife o ses ne pişiyor değil mi? Bakın bana şöyle. Dur. Kız lütfen, bundan bizim iki tane var da bozuk kız. Biri elektrik çarpıyor. Onu kullanmayayım. Selda uşaktan getirmişmiş. Ha bir yüzünü göster de görelim nasıl birisin. Kız göz diyemez de. Senin gözlerin rengi güzel. Maşallah derler onlar. Onlar ne, çikolata mı? Kahve çikolatasız olmaz. Kapattın mı? Köpünü mü aldın? Senin yüzünü bir gösteremedim Zarife. İyice büküldüm ya. Hasan'la da Fatma Seren evde söbe söbe oynuyor. Ben şekerli içiyorum da annen içmiyor Zarife. Teyzem? O da aynı benim gibi içiyorlar da. Şekerli yani normal. Sen anneninkine şiit, bizimkine şeker at. Kayfelerimiz de hazır. Kayfeler de Zarife'min ellerinden. Çikolata senin ama, tamam mı? Arkadaşlar biz kayfemizi içelim. Kayfemizi de Zarife pişirdi. Şöyle göstereyim size. Bugünün de bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne diyeceğim de unutuyorum. Heyecanlanıyorum vallahi. Buradan herkese kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Tek tek söylemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.